Kıyamet suresi şeytan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Mekke'de indirilen bu sure 40 ayetten ibaret. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, kalkış kıyamet gününe and ederim. Kıyamet deyince insanlar parçalanma olarak biliyor. Kıyamet kalkış anlamda. Kıyam, ayağa kalkma. Ve yine hayır, kendini kınayıp duran nefse and ederim. İnsanın kendini eleştirmesi çok faydalıdır. Çok dengeli ve tutarlı olur. Kendini övdüğünde, yani kusursuz gösterdiğinde hastalanır insan. Kendini eleştirdiğinde hem munis olur, sevilecek bir insan olur. Hem de ruhen de bedenen sağlıklı olur. İnsan kendisinin kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Aynısını yaratırım diyor Allah isterse. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini fucura sürdürmek ister. Fucur demek, Allah'a baş kaldırarak fıtrat ve ahlak dışı davranışlarla devam ettirmek ister diyor. Fıtrat böyle bir şeyi vardır diyor. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fucurla sürdürmek ister. Yani bozmak ister diyor sonsuz geleceğini. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Şimdi bak, ahir zamanda en çok sorulan sorudan biri de budur. Ama göz kamaşıp da kaydığı bu ilk çarpışma anında müthiş bir parlaklık olacağını gösteriyor Kur'an. Yani muazzam bir aydınlanma olacağını göre bu çarpmanın şiddetine meydana gelen enerjiyle meydana gelen parlaklık da olabilir. Mağmanın bir anda gökyüzüne çıkması sonucu meydana gelen bir durum da olabilir. Ama tabii ilk çarpmada müthiş bir enerji boşalımı olacağı için muazzam bir parlaklık oluyor. Yani çünkü çok yüksek bir ısı meydana geliyor çarpmanın şiddetiyle. Göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, ayın kararması iki türlü olabilir. Bir, gökyüzü tamamen dumanla, toza kaplandığı için ay görünmez hale gelebilir. İkincisi, çarpmanın şiddetiyle aya da bir çarpma olacağı için, yani dünyadan o çarpan parçalar aya da isabet edeceği için ayın da o parlaklığı gider. Yani parçalanır anlamında da olabilir. Güneş ve ay birleştirildiği zaman zaten burada anlaşılıyor. Yani yörüngesinden çıkıp parçalanıyor. Ayın kararması, güneş yutuyor ayı. Güneşin yutmasıyla ay da yok olduğu için güneş bu olayı meydana getirdiği için ay da kararmış oluyor. İnsan o gün kaçış nereye eder? Yani muazzam, çok büyük güçte deprem meydana geliyor. Alışılmış depremin dışında filmlerde var ya böyle. Hakikaten kaçmak istiyorlar. Arabasına biniyor ama yollar parçalanıyor. Köprüler çöküyor. Hangi yön, hangi istikamete kaçsak doğru olur diye soruyorlar. Yani güney yönüne mi kaçalım, kuzey yönüne mi kaçalım? Nereden kaçarsak bu olaydan kurtuluruz? Yani halbuki dünyanın her yerinde olduğu için kaçacağı bir yer yok. İnsan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok diyor Allah. Yani düz olan, olay depremin etkilenmediği, çarpmanın etkisiyle meydana gelen bu dehşetli durumu hissetmeyen hiçbir yer yok. O yüzden Allah ne diyor? Hayır, sığınacak herhangi bir yere yok diyor Allah. Ama ilk önde insanlar sığınabileceği bir yer olacağını tahmin ediyorlar. Mesela telefon ediyor. Nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Adamlara soruyorlar. Yapacağı bir şey yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer, müstakar yani karar kılınacak yer, yalnız Rabbinin katıdır. Yani mutlaka öleceksiniz o gün diyor Allah. İnsana o gün önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler de haber verilir. Bak, o gün önceden takdim ettikleri, yani olumlu yönde takdim ettiği ne var? Hayırlı faaliyetler ne var? Mesela fakirlere yardım etmiş, iyilik yapmış, ibadetlerini yapmış, helale harama dikkat etmiş. Onlar takdim ettikleri. Ertelekli şeylerle de haber verilir. Yapmadı, ertelemiş. Ben sonra yaparım diyor. Mesela namazı sonra yaparım diyor. İbadeti sonra yaparım. Şunu sonra yaparım diyor. Bunlar da ertelemiş. Ertelediği şeylerde haber veriliyor. Allah, bunları yapmışsın ama bunları ertelemişsin diyor inşallah. O ellerine verilen o kutuda yahut kristal mi diyeyim artık. Belki galyan kristali gibi bir şey. Ona benzer bir şey. Bütün hayatları onun içinde var. Hayır, insan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yaptıklarını içinde tecrübe edip en iyi kendini gözleyen bir şahit. Hayır, insan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yani kendinin iyi olup olmadığını,
anormal olup olmadığını çok iyi bilir diyor Allah insan. Yani kendi eksik yönlerini gayet güzel bilir diyor Allah. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile, yani yalan söylediğini bilir diyor Allah. Mazeret koysa bile. Yani doğrusunu bilir diyor Allah. Yani eğer anormal ise, yanlış yoldaysa, mazeret söyler ama diyor, doğrusunu da bilir diyor. Yani mazeretin geçersiz olmadığını, geçersiz olduğunu kendisi de bilir diyor Allah. Onu Kur'an'ı kavrayıp belletmek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma. Yani ezberlemek için acele etme diyor Peygamberimize Cenab-ı Allah. Kur'an ezberlemek için. Şüphesiz onu kalbine toplamak ve onu sana okutmak bize ait bir iştir. Ben onu sana ezberleteceğim. Telaş etme diyor Peygamberimize Cenab-ı Allah. Yani aceleci olma diyor. Her okuduğun zaten ezberinde kalıyor Peygamberimiz. İnşallah. Hafızdır Peygamberimiz biliyorsunuz. Kur'an baştan sona ezberden bilir. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de okunuşunu izle. Yani sana vahiy ile ayet okunurken sen sadece izle diyor, dinle diyor Cenab-ı Allah. Dilini oynatma diyor. Peygamberimiz vahiy geldiğinde vahiyi ezberini tutmak için tekrarlıyor ki unutmamak için. Tekrar tekrar söylemek istiyor. Halbuki o anda da vahiy devam ediyor. Onun için Allah sen hiç konuşma diyor. Yani bir tekrar yapma. Sadece dinle. Ben onu sana zaten ezberleteceğim diyor. Bu tabii çok büyük mucize. Çünkü çok uzun bir ayet geliyor. Yani normal bir insan ezberlemesi mümkün değil. Peygamberimizin üstünden Cebrail kalktığında su gibi ezberlemiş oluyor. Hepsini biliyor. Yani hiçbir şekilde unutmuyor. Sonra muhakkak onu açıklamak bize ait bir iştir. Yani şerhi açıklaması bana aittir diyor Cenab-ı Allah. Ben sana açıklatacağım diyor. Evet. O gün, evet, hayır, siz çarçabuk geçmekte olan dünyayı seviyorsunuz. Dünyanın çarçabuk geçtiğinde son zamanlarda görüyoruz, hayat hızlandı, zaman hızlandı, görüyorsunuz. Pazar geliyor, pazartesi oluyor, ya ne gün bugün diyoruz, cumartesi oldu diyor, anında bitiyor. Hafta sonu hemen geliyor. Ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz, yani ahirete önem vermiyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Genel olarak insanların hastasını, bir anormalliğini söylüyor. O gün yüzler ışıl ışıl parlar. İman edenlerin yüzleri parlak oluyor. Yani tozlu veya kirli değil. Ciltleri pırıl pırıl parlıyor. Rablerine bakıp durur. Yani Cenab-ı Allah insan şeklinde şey yapıyor, tecelli ediyor. Allah'a bakıyorlar. Büyük bir zevk ve nimet bu inşallah. O gün öyle yüzleri vardı ki kararmış, ekşimiştir. Yani büzülmüş, ekşimekten kasıt büzülmüş. Kararmış, kötü ve çirkin, biçimsiz bir görün var. Kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. Yani çok zorlu bir ortama gireceğini, acı çekeceğini, cehenneme gideceğini anlamıştır diyor. Yüzü kararmış, yüzü büzülmüş, acı çekiyor, anlıyor bir şeyler olacağını. Yani çok büyük bir belaya uğrayacağını anlıyor. Evet. Fakat tabi bu ölüm anlatan ayetler, sen kıyameti anlatmıştın. Kıyameti sana daha yarın daha detaylı anlatayım. Tamam, inşallah.